Spastik kolon nedir peki hocam? Spastik kolon. Kolon. Veyahut da irritable bağırsak sendromu veyahut da hassas bağırsak. Bağırsak hassaslanması. Kalın bağırsak neden hassaslaşıyor? Spastik kolon. Neden geriliyor? Bir kabız oluyor kişi, bir ishal oluyor. Sonra bir kabız, bir ishal. Efendim tuvalete gittiği zaman hafif rahatsızlığı azıyor ama gaz yenilenemediği için şişkinlik yapıyor. Özellikle yemekten sonra çok kötü oluyor. Geriliyor, geriliyor, geriliyor. Avrupa'da, Amerika'da spastik kolon hastası %15'ler civarında. Yani 100 kişide 15 kişide bu hastalık var. Çok yaygın. Avrupa'da, Amerika'da en çok bu rahatsızlıktan dolayı ikinci sırada kalp damar rahatsızlığından sonra hastanelerde kuyrukta rapor bekleyen insanlar. Milyonlarca insan bunun rahatsızlığından dolayı doktor. Neden Avrupa'da, Amerika'da çok? Çünkü orada artık ev usulü yemek yok. Abur cubur, fast food, hamburger, cheeseburger, bitburger vesaire, burger burger. Bir de kola, yallah maşallah zehirleniyor yavaş yavaş. Vatandaş farkında değil. Yemiş olduğu her şeyde hazır gıda nedir? Sindirilmeden, bağırsakları hareketlendirmeden bağırsakları bozuyor. Peristalik hareketleri bozuyor. Hamburger, cheeseburger vesaire vesaire hazır gıda. Bu lifli madde içermediği için buradan yiyor, oradan çıkıyor. Bir, kola gibi içecekler yavaş yavaş kişiyi zehirliyor. İki, alkol karaciğeri zehirliyor. Bağırsakları tahriş ediyor, tahrip ediyor. Efendim sigara çok önemli bir faktör. Neden? Kandaki oksijeni sigaranın birleşimindeki karbon monoksit emiyor. Kişiyi oksijensiz bırakıyor. Yavaş yavaş zehirleniyor. Bunu spastik kolonla ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Spastik kolon da aynı migrende olduğu gibi iki görüş ileri sürüyor ilim adamları. Diyor ki bazı gruplar spastik kolonun sebebi şudur. Bağırsaklara yerleşen mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeler, etam, etan, bütan gibi gazlar, zehirli alkoller, zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller, zehirli gazlar bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yandığı için sinir ucları açıkta kalıyor. Sinir ucları, bağırsaktaki böyle sinir ucları hassaslaşıyor. Ya kişi kabız oluyor veyahut da ishal oluyor. Çünkü bağırsak mukozası aynı halı gibi. Bunun içerisindeki sinir ucları çok hassas, yanıyor. Yandığı için de zehirli gazlar, zehirli alkoller nedeniyle hassaslaşıyor bağırsaklar. Hassaslaştığı için de beyne sürekli yanlış gidiyor. Haber gidiyor. Birinci sebep bu. İkinci sebepse yine beyindeki bu serotonin salgılanmasındaki anormalliklerden dolayı bağırsaklara zamanında haber, iletişim olmuyor. Yani mail atamıyorsun. Spama düşüyor. Bu da ne oluyor? Bağırsakla beyin arasındaki irtibatsızlık kişiyi kabız yapıyor, ishal yapıyor veyahut da gaz çıkışı olmuyor. Bağırsakların da mantar olan kişinin bağırsak florası bozulduğu için bağırsak çiçekleri dediğimiz faydalı bakteriler azalıp zararlı bakteri ve mantarlar çoğaltıcı için bağırsaklar yanında kavrulduğu için kişinin karnı yemekten sonra davul gibi şişer. Alttan gaz çıkaramaz, üstten de gengrenmez çıkaramaz. Alttan ve üstten çıkaramadığı gaz ne yapar? Davul gibi şişer karnı. O gaz çıkana kadar perişan olur. O kişinin sürekli yürümesi, koşturması gerekir ki rahatlayabilsin. Çok kötü olur. Bağırsağın peristalik hareketleri bozuluyor spastik kolonda. İşte bununla ilgili yine nane devrede. Nane ile ilgili bir dizine klinik araştırması yine yapılmıştır ilim adamları tarafından. Biraz önce söylemiştim. Nane, dünyada en kaliteli nane, Türkiye'de yetişen nane. %3,5, %3, %4 arası değişiyor. Yöre göre Maraş, İzmir vesaire. Türkiye'de yetişen nane, Avrupa'da yetişen naneden 5 kat daha yüksek oranda eterik yağ içeriyor. Yapılan klinik araştırmalarda Profesör Doktor Wildgrube yapmış olduğu çalışmalarda irritable bağırsak sendromuna karşı nanenin kabızlık, şişkinlik, bağırsak gürültüsü, karın ağrısı, ishal ve kabızlıkları önlediğini tespit etmiştir. Bir. İki, Profesör Doktor Zygmunt, Profesör Doktor McGally
yemek borusu rahatsızları ve sindirim rahatsızlarını tedavi etmişlerdir. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Biz bununla ilgili çok güzel, mükemmel bir çalışma yaptık. Kara haliyle Forte diye bir ürün geliştirdik. Bu bağırsaktaki rahatsızları yavaş yavaş ortadan kaldırır. Aloe vera ile birlikte kullanmak gerekir.